Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Değerli izleyiciler, sevgili dostlar, bugün de Güzel Hayat programındayız ve bugün yaş almış büyüklerimizin özellikle bakım ihtiyaçlarını, bakımda hangi çeşitlilikler var, bakımdaki rol sahipleri kimler, bu bakımın sağlıklı ve olması gerektiği gibi aslında gerçekleştirilmesinde acaba bizim hepimizin ailelerimizde, toplumumuzda, yol haritalarımızda neler var? İşte bunları yine bu konunun uzmanlarıyla konuşacağız. Bugünkü konuklarımı size tanıtmadan önce öncelikle bakımda tabii özellikle dünyada ülkemizdeki yaşlanma konusu nedir? Yaşlanmanın bakım ihtiyaçları hangi alanlarda var? Hangi parçalardan oluşuyor? Yani çeşitlilikler ve durumlar ve özellikle bunlara baktığımız zaman tabii birincisi evde bakım, kurumsal bakım, uzaktan bakım ve hastane bakımı şeklinde bakımların çeşitlerini soracağız bilim insanlarımıza ve bu bakım ihtiyacı nasıl belirleniyor? Burada kimlerin hangi rolleri var? Bakıma yardımcı olan kişiler kimler? Bunların özellikleri neler? Olması gereken, sahip olması gereken yetenekler neler? Bunları soracağız. Ve bir de tabii bakımda ortaya çıkan sorunlar neler? Ve sorunların üstesinden nasıl geleceğiz? İşte bunları konuşacağız. Evet, ilk konuğumuz daha önceki programlarında da tanıdığınız Profesör Doktor Bülent Sak hocamız yine bizle beraber. Bülent hocamız İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı İç Hastalıkları Uzmanı ve aynı zamanda geriatri uzmanı olan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey, merhabalar. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, ikinci konuğumuz Doçent Doktor Hilal Özkaya. Hilal hocamız da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çam Sakura Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde aile uzmanı Sayın Özkaya. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar Sinan Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve üçüncü konuğumuz uzman doktor Mustafa Hakan Yılmaz Türk. Mustafa Bey, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzı Sıha Müessesesinde kendisi müdür, aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı. Evet, hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk Sinan Bey. Değerli hocalarımı ve değerli seyircileri saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, bugünkü konu başlığımız çok büyük. Çünkü aile büyüklerimizi konuşacağız. Yaş almış büyüklerimizin her yönüyle bakımını masaya yatıracağız misafirlerimizle. Evet Bülent Hocam, tabii bugün sizler işin daha çok hastane tarafındasınız. Acaba yaş almış büyüklerimiz hangi durumlarda hastanede tedavi edilmelidir? Hastanede bakıma ihtiyaç duyarlar ve acaba bu bireylerimizin acil yatış ihtiyaçlarında hangi durumlar görüldüğü zaman hastaneye yatırılması gerekir? Ve bu durumları belirlemedeki kritik ipuçları neler? Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi belki bu soruyu hangi durumlarda yatmamalı, hastaneye gelmemeli, evde bakımla bu iş halledilmeli desek aslında cevabı daha kolay olabilir ama şimdi tabii ki yaşlı hastalarımız, yaşlılarımızın çoklu sorunları var. Bu çoklu sorunlar bir takım zamanlarda alevlenmelerle ortaya çıkabiliyor. İşte şekeri vardır hastanın, kan şekerleri bozuluyor, kalp yetmezliği vardır, yüklenmesi, nefesi daralıyor gibi ya da tansiyonu fırlıyor ya da böbrek yetersizliği vardır, değerleri bozuluyor gibi gibi beslenmesi bozuluyor. Şimdi hastaneye gitmesi demek hastanın ev ortamında çözüm üretilememesi ya da üretilmeye çalışan çözümlerin yeterli olmaması durumudur. Ama hastanın genel durumunu bozan tıbbi sorunlar, özellikle şuur değişiklikleri, ani ortaya çıkan problemler, solunum yetmezliği, dolaşım yetmezliği ya da düşürülemeyen yüksek tansiyon, baş edilemeyen kan şekerleri ya da bir laboratuvar parametresinin
hiçbir şekilde toparlanamaz ve bu hayatı tehdit etmez. Dilin kansızlık sebebini bilinmediği durumlar ya da mevcut kronik hastalıklarının kötüleşmesi. İshal mesela örnek uzun sürdü, hiç de geçmiyor ya da enfeksiyonu var hastanın, hiçbir şekilde gerilemiyor, gitgide ilerliyor, hasta daha kötü. Hatta biz kronik hastalıkların akut hecmeleri çoğunlukla bu durumda ya da infeksiyonlar varlığında yaşlılarda ani şuur bozulmaları görürüz. Buna da ani ortaya çıkan karıştırma durumu, akut konfüzyonel durum diyoruz tıpta. Bunun ismi tıpta delirium tablosudur. Yani beynin dış dünya ile olan ilişkisinin, merkez sinir sisteminin bozulması ve kişinin dıştan gelen etkilere tepkilerinin bozulması, bunun aniden ortaya çıkması. Bunun altında birçok sebep olabilir. Böyle bir durumda eğer sebep hızla ortaya konup çözülemiyorsa o zaman evet hastanede tedavi edilmelidir. Ama hem dediğim gibi hangi durumlarda hastane değil de bu iş evde hallolmalıdır? Aslında daha kolay bir cevap. Özellikle kontrol edilebilecek, tedavi edilebilecek enfeksiyonlar, işte kronik hastalıkların tedavisi, bu uzun sürecektir. Ne bileyim tansiyon ilaçlarının ayarlanması, şekerin düzenlenmesi, bunlar evde düzgün yapılamadığı durumda mecbur hasta hastaneye geliyor. Ama işte keşke evde düzgün, dinamik, hızlı yapılabilse. Çünkü hastaneye gelmek evet bu sorunlar için çözüm ama hastanede olmanın da bir takım handikapları var. Çünkü hastane enfeksiyonları var. Hastanenin yarattığı sorunlar var hastanede olmanın. Ve duygu durum bozuklukları, evini ister yaşlılar gibi gibi uzatılabilir. Dolayısıyla bu çok iyi planlanmalı. İşte bu durumda farklı kısımlar, evde bakım, kurum bakımı, hastane bakımı, dinamik bir yapı bunun çözümü olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum tabii. Bülent Hocamız özellikle yaşlanmanın çok da sağlık sorunu olduğunu söyledi. Biz biliyoruz ki özellikle 65 yaş sonrası bireylerimizden her 5'inden 4'ünün bir kronik sağlık sorunu var. Bunlar ne gibi? Hepimiz biliyoruz aslında bu hastalıkları ki bu hastalıkların bazılarında örneğin hocam dedi ki yüksek tansiyon, yüksek şeker, ateş, sıvı kayıpları, inme, nefes yetersizlikleri gibi acil durumlarda mutlaka dedi yani kontrol edilemeyen bu durumlarda hastane tedavisine ihtiyaç var dedi. Ve hocam dedi ki yaşlılar evini ister yani hastane tedavisi olabildiğince kısa sürede tamamlanıp yaşlılarımızın tekrar eski yaşam ortamlarına geri dönmeleri gerekiyor. Çünkü biz insanlar hep alıştığımız şeyleri arıyoruz. Yırtık pijamamızı arıyoruz, patlamış terliğimizi arıyoruz, evimizdeki alıştığımız musluğun yerini arıyoruz. Onun için lütfen hastaneleri uzun süreli bir yaşam alanı olarak asla düşünmeyelim. Evet Hilal Hocam, tabii biz hastanedeki bakıma palyatif bakım diyoruz. Artık son yıllarda hastanelerimizde palyatif bakım üniteleri de bu şehir hastaneleriyle beraber yaygınlaşmaya başladı. Şimdi palyatif bakıma ihtiyaç neden doğmuştur? Ve gerek dünyada gerekse ülkemize baktığımız zaman palyatif bakım süreci nasıl işlemektedir hocam? Buyurunuz. Palyatif bakım aslında şu an ülkemizde yeni gibi gözükse de dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşık 1960'lı yıllarda İngiltere, Amerika ve Kanada başta olmak üzere başladı. Neden başladı? Çünkü branşlaşma arttı, pek çok branş var. Yaşlıya olsun, kronik hastalıkları olan herhangi bir yetişkin hastaya olsun. Pek çok branş yardım edebiliyor ama işte diyabetini tedavi ediyor, kanserini tedavi etmeye çalışıyor, işte kemoterapi planlıyor, radyoterapi planlıyor kanseri için. Aynı zamanda operasyon planlanıyor. Ama bu arada hastanın pek çok başka şikayeti var. Belki hastalık bazen umurunda bile olamayabiliyor. Çünkü hastanın şiddetli ağrısı olabiliyor. Ağrıyla beraber uyku bozukluğu olabiliyor, depresyonu olabiliyor, sosyal izolasyonu olabiliyor.
ya da beslenmesi bozuluyor. Biz zaten onun için palyatif bakımda önce ağrıyı tedavi etmeyi planlıyoruz. İşte bu semptomların, bu belirtilerin tedavisi için özelleşmiş bir branş olmadığı için hastaların işte hemen hemen pek çoğunda olan ağrı başta olmak üzere pek çok belirtisinin biraz sahiplenilmediği hastane ortamında olsun, sağlık sisteminde olsun buna fırsat olamadığı, zaman olamadığı fark edilince bu kişilerin ağrılarla pek çok diğer belirtiyle mücadele etmeye çalıştığı görülünce palyatif bakım ortaya çıkmış, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış çünkü. Ve burada yine palyatif bakım ihtiyaç duyulurken ekstra olarak belki diğer branşlardan farklı olarak hasta yakını da bu bakımın merkezine alınmış. Bizim için çok kıymetli hasta yakınları. Çünkü onlar da hastalarının endişelerini sırtlanıyorlar, bakım yükünü sırtlanıyorlar, ekonomik yükü sırtlanıyorlar. Onun için hastayı ve hasta yakınını beraber tedavi etmeyi, bakımla ilgili tüm süreci planlamayı ve böylece hayat kalitesini hem hastanın hem de bakım veren kişinin yükünü azaltarak hayat kalitesini artırmayı planlayan bir tedavi modeli palyatif bakım. Dünyada da böyle başladı. Ülkemizde de daha yaklaşık işte 25 yıllık süreç içinde yavaş yavaş oturuyor. Şu an hastanede gözüküyor ama daha sonraki süreçte evde sağlıktaki ve kurumsal bakımdaki palyatif bakımda gitgide güçlenecek çünkü ihtiyaç var. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada siz palyatif bakımın aslında dünyada 1960'lı yıllara dayandığını, yani yaklaşık olarak 60 yıllık bir geçmişinin olduğunu söylediniz. Bizim Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaptığımız bir gezide şöyle bir hikaye anlatıldı bize. Oradaki çiftlik üretiminin özellikle 1960'lı yıllarda hep İngiltere'ye ihraç edildiğini ve oradaki yoğun bakımlarda da hasta yataklarının, bu devamlı bakım yataklarının bu çiftliklerden yapıldığı ile ilgili bir hikaye anlatmışlardı. Siz de bugün ona bir halka daha koydunuz. Dediniz ki dünyada 1960'lı yıllardan beri var ama ülkemizde son 10 yıldır bu deyimi duyuyoruz. Ve hocamız dedi ki tabii ağrı, uyku, beslenme, ruhsal sorunlar gibi çoklu şikayetlerin aslında iyileştirilmesi hem yaşlılar adına hem de yakınları adına aslında yaşam kalitesinin artırılması için palyatif bakım sürecine ihtiyaç var dedi Hilal hocamız. Bu arada aramıza doçent doktor Hüseyin Can hocamız da geldi. Hüseyin Can hocamız Urla Özel Sabah Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde aile hekimliği uzmanlığı yapıyor. Aynı zamanda Huzurevleri, Bakım Evleri, Engelli ve Rehabilitasyon Kuruluşları Derneği Başkanı. Hüseyin hocam hoş geldiniz siz de. Hoş buldum Sinan hocam, değerli hocalarım. Hırvatistan'dayım, o yüzden biraz birkaç dakika geciktim. Özür dilerim sizlerden. Estağfurullah. Yani görüyorsunuz konu çok büyük dedik programın açılışında. Çünkü yaş almış büyükleri konuşuyoruz. Hırvatistan'da bile hocalarımızı bulup aslında ekrana getiriyoruz. Evet hocam, sizler tabii bugün huzur evleri, bakım evleri tarafındasınız bu sektörün. Ve bunlar tabii kurumsal bakım. Yani evde bakılamayan büyüklerimizin kurumsal bakım ihtiyacının oluştuğunda büyüklerimizi getirip teslim ettiğimiz yerler. Ve bu kurumsal bakım nedir hocam? Bu huzur evi, bakım evi, bunlar çok birbirine karışan iki kavram. Bunların farkları nedir? Biraz bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Buyurunuz. Tabii ki Sinan hocam. Şöyle ki önce bir bakım tanımını yapmak gerekiyor. Yani biz de gününün 1/3'ünü bir yaşlımız eğer yatakta geçiriyorsa ya da günlük işlevlerini kendisi yapamıyorsa o zaman biz bu kişiye, bu yaşlıya bakım yaşlısı diyoruz. Ve bir bakım evinde süreci yönetmesi için yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Öte yandan günlük işlerini yapabilen ya da kısmi yapabilen, dinç yaşlı dediğimiz, yürüyebilen, yemeğini yiyebilen, aktif bir şekilde giyimini kuşamını sağlayabilen kişileri de huzur evi tarafında ağırlamaya çalışıyoruz. Aslında bakım süreci o kadar zorlu bir süreç ki hep hastaya ya da bakım verilen kişiye yönleniliyor. Aslında bakım evleri burada şurada devreye giriyor. Hep uçaktan örnek veriyorum.
oksijen maskesi düştüğünde diyor ki önce kendinize, daha sonra çocuğa ve ihtiyacı olan kişiye takınız. Bakımı verirken insanlar evlerinde kendilerine oksijen maskesini takmayı unutuyorlar ve bu zorlu süreleri de yıpranmaya başlıyorlar ve yaşlının kaybolduktan sonra eski hayatlarına dönmeleri çok zor oluyor. Bu nedenle bu süreci yönetirken mutlaka kurumsal bakımdan destek almalarını biz öneriyoruz. Ülkemizde kurumsal bakım 55 yaş üzeri olan tüm yaşlılarımızı misafir edebildiğimiz merkezler. Eğer 55 yaşın altında ise kişinin yatağa bağımlı ya da bakıma ihtiyacı olan bir kişinin raporlanması durumunda bu kişiler de kurumsal bakım hizmetini alabilmekteler. Yani kurumsal bakımda hem yaşlı ya da bakım verilen bireye hizmet edildiği gibi hem de bakım verenin yükü üzerinden alındığı için iki tarafında kazancına bir bakım modeli oluşturmuş oluyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Tabii burada hocamız dedi ki aslında bir bakım evleri var yaş almış büyüklerimiz için, bir de huzur evleri var. Huzur evleri dediğimiz zaman aslında günlük hayatın içerisinde kendi ihtiyaçlarını görebilen, yürüyebilen, günlük işlerini yapabilen büyüklerimiz yaşam desteğiyle kurumsal olarak ağırlamak huzur evleri olarak hocam altını çizdi. Bakım evi ise eğer dedi bir büyüğümüz günlük zamanın 2/3 yatakta geçirmek zorunda kalıyorsa burada da bakım evleri dediğimiz daha komplike, aslında daha çok o kişiye yardımcı olacağımız bir hizmet modeli. Bunlar da bakım evleri olarak altını çizdi. Tabii bizler her ne kadar yaş almış büyüklerimiz için evlerinde yaşlanmanın, evlerinde bakılabilmenin daha böyle popüler ve konforlu olacağını onlar için söylesek bile, ama bazı durumlar var ki tabii bu insanın, yardım sağlayacak kişinin yeteneklerini, bilgisini ve imkanlarını aşan durumlar. O zaman tabii kurumsal bakıma ihtiyaç var. İkinci bir noktada tabii bakım sağlayan kişilerin yetersizlikleri ve tükenmişlikleri gibi bir takım gerçekler var. İşte bu dengeyi iyi kurmak lazım. Yani bizler kendimizi feda edebiliriz ama unutmayalım ki bu sefer biz de çabuk yaşlanacağız. Onun için hocam uçaktaki oksijen maskesi örneğini verdi. Önce dedi maskeyi kendinize takmayı unutmayın dedi. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Evet, şimdi de Mustafa Hocamıza tabii ki evde bakımla ilgili, aslında evde bakım kuruluşlarının acaba nasıl hizmet götürdüğüne dair bir soru soracağız. Ve tabii bu evde bakım deyimleri son yıllarda bizim yine duymaya başladığımız. Çünkü maalesef biz ülke olarak tabii yaşlı bakımında maalesef iyi bir noktada değiliz. Ben çünkü yıllardır hem Avrupa'da hem de ülkemizdeki huzur evlerinde gezen bir adam olarak ben bunu gözlemliyorum. Evet Mustafa Hocam, hasta ve yakınlarına yönelik Türkiye'de evde bakım hizmetlerimiz ne durumda? Buyurunuz. Teşekkür ederim Sinan Bey. Evde sağlık hizmeti ile hasta veya bakıma muhtaç bireylerin ve yakınlarının yaşadıkları ortamda sağlık, bakım ve rehabilitasyon gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmakta. Türkiye'de bu hizmeti hem Sağlık Bakanlığı hem belediyeler veriyor. İstanbul üzerinde ben daha önce de İstanbul Sağlık Müdürlüğü 4. Bölge Evde Sağlık Koordinatörü olarak görev yaptım. Bıraktığımda işte 3 sene önce 60 bin hastaya bakılıyordu, o civardaydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 20 bin hastaya bakıyor. Demek ki toplam 80-85 bin civarında bir evde bakım hastası var İstanbul'da. Burada bakanlık ve büyükşehirin hizmetleri hocalarımız da gayet iyi biliyor. Birbirini tamamlayıcı nitelikte ve entegre olarak devam ediyor. Evde bakımın amacı hedef grubun ev ortamında sağlık ve sosyal yönden desteklenmesi, iyileşme döneminin kesintiye uğramadan devam etmesi, iyileşme sürecinin hızlandırılması, hastane infeksiyonlarının azaltılması, hastanın uzayan yatışlarının önüne geçilerek ve hastanedeki bu yatışa bağlı stresin azaltılması ve tedavinin alıştığı ev ortamında tamamlanması. Böylece sağlık maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Geleneksel aile yapısının da desteklenmesi söz konusu. İnsanlar neticede hastayla beraber aile de hastanede refakatçi kalıyor.
evde hastasına bakmak bizim toplumumuz için aynı zamanda bir manevi doyum yöntemi. Hasta ve yakınlarının sağlık okuryazarlığının arttırılması sağlanıyor. Yani hastalığın nasıl bir şey olduğu, nasıl bir bakım verildiğine dair bir eğitim almış oluyor aslında hasta yakınları bir yandan. Hastalıklar hakkında daha bilinçli ve kendine yeterli hale geliyor. Hastaların yaşadıkları ortamın sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi de görev tanımımızda. Böylece toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığını iyileştirmesine katkıda bulunuyoruz. Evde bakımda hedef grubumuz öncelikli olarak yalnız yaşayan ya da ailesiyle birlikte yaşamasına rağmen engelli, yaşlı, yatağa bağımlı, hayatını başkalarına bağımlı olarak idame ettiren, bakıma muhtaç bireylere ulaşmak. Bunların içinde en çok gördüklerimiz yara bakım gereksinimi olan, kateter bakımı yani sonda olarak halk arasında daha çok bilinen, ihtiyacı olan, enjeksiyon yapılarak ya da damar yoludan tedavisi devam edecek olan hastalar, kronik hastalığı olanlar, terminal dönem hastaları, hastaneden taburcu olup tedavisinde evde devam etmesi gereken hastalar, evde fizyoterapi, psikoterapi ihtiyacı olanlar, kişisel işlerini yapamayan, öz bakımını gerçekleştiremeyen, fiziksel ve sosyal açıdan günlük aktiviteleri yetersiz olan hastalar, kendi başına sağlık kurumuna ulaşamayanların transferi de yine bizim görev tanımımızda. Bu kapsamda vaka değerlendirme, sosyal destek hizmetleri, doktor değerlendirmesi, fizyoterapi hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, hasta nakil hizmetleri, kişisel temizlik hizmetleri ve hane temizliği dediğimiz hastanın yaşadığı ortamın temizlenmesi dair hizmetlerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin evde sağlık ekiplerinin görev tanımı kapsamında. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii İstanbul genelinde 85 bin evde bakım ihtiyacı olan bireyimizin olduğunu söylediğiniz gerçekten bu çok dramatik bir rakam. Türkiye geneline yayarsak yaklaşık bunun bir 8 katını Türkiye için aslında düşünmek mümkün küçük bir hatayla. Tabii evde hem insanların sağlık bakımlarını, sağlık ihtiyaçlarını desteklemek ne gibi bunlar? Yara, sonda, kateter, damar yolu açılması veyahut da bazı reçete ihtiyaçları veyahut da hekime ulaşımın zor olduğu durumlar gibi koşullarda aslında ne yapılıyor? Sağlık sistemini biz taşıyabildiğimiz kadar eve taşıyabiliyoruz. Ama onun dışında tabii fiziksel ve sosyal destekler çok önemli ve hocamız dedi ki kişilerin yaşadığı ortamların da kişinin yaşamı için daha nitelikli hale getirilmesi konusunda bir rehberlik hizmeti veriliyor. Bu çok önemli. Tabii belediyeler tarafına bakıldığı zaman aslında bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de belediyelerde başladı. Özellikle ki yaşam imkanlarının iyileştirilmesi, desteklenmesi, yemektir, temizliktir, sosyal ihtiyaçlardır. İşte bu sosyal hizmet uzmanlarımızın da yine bu konuda büyük bir misyon üstlenmesi gerekiyor. Fakat tabii birazdan bu şeye döneceğiz ama evde tabii bakıcılar meselesine geleceğiz. Çünkü maalesef bu ülkemizin gelişimine çok ihtiyaç var. Çünkü ülkemizdeki iş gücüne baktığımız zaman birçoğu niteliksiz, yaşlıyla hiçbir alakası olmayan insanlarımız ne yazık ki bizim değerlerimize bakmak zorundalar. Biz bunu aslında hiç istemiyoruz. Buna geri döneceğim. Evet Bülent Hocam, tabii bugün yatan hastanın bakımından konuyu açtık sizde. Bu yatan hastanın bakımında neler var ve bu bakım kimler tarafından veriliyor? Ve hastanede acaba gerek bakımın aksaması veya bakım esnasında hangi sorunlar ortaya çıkabiliyor hocam? Buyurun. Şimdi hastanede bakım aslında şöyle ki birçok hastanede bakımla ilgili kalite yönetimi birimleri var. Önce bunu söylemeliyim. Ve bu birimler tarafından ciddi anlamda hastane personeline yönelik eğitim verilmekte. Ve aynı zamanda hem eğitim hem de denetleme, geri bildirim alımı ve yerinde denetlemeler yapılmakta. Ama hani böyle algoritmik olarak basitçe hasta bakımı hastanede ne demektir diye konuşacak olursak bir tane bunlar madde madde aslında üstünden geçmek istiyorum. Bir tanesi beslenme ve sıvı alımı.
bakım içerisinde çok önemli. Yani kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmesi ve yeterli sıvı alımı. Bunun dışında yatak içi, özellikle yatakta çoğunlukla bağımlı olan hastaların yatak içi bakım. Bu da önemli çünkü bu aksi takdirde ciddi yaralanmalar, bası yaralanmaları ortaya çıkmakta. Bunlar da hastane sürecini uzatmakta ve ciddi komplikasyonlar yaratmakta. Yine uyku. Uyku kalitesi kişinin önemli. Bunun sağlanması ki az önce söyledik, yaşlılarımız kendi evinde olmayı tabii ki daha çok bütün insanlar aslında ister. Hele uyku problemleri yaşayanlar hastanelerde bu daha da dramatik halde olabilir. Daha da ciddi uyku sorunu yaşayabilirler. Ağrı yine önemli bir problem. Özellikle çoklu sorunlar nedeniyle insanlar hastanede, bunlardan olası en önemlilerinden bir tanesi ağrı. Ki ağrı olduğunda da kontrol edilmesi çok önemli, tedavi edilmesi çok önemli. Yine bir başka sorun düşme. İleri yaşta insanların gerek kas zafiyeti, kas fonksiyonlarında gerek denge problemleri, gerek merkez sinir sistem hastalıkları, gerekse de diğer dolaşım hastalıkları özellikle sebebiyle ya da eklem rahatsızlıkları sebebiyle denge bozuklukları, düşmeleri kolaylaşmakta. Bunun da kontrol altında olması, bunun da riskli hastaların belirlenip bu açıdan önlemler alınması çok önemli. Diğer taraftan yine yaşlarımızın bir kısmı idrar kaçırabilmekte ya da idrarını tutamamakta ya da dışkısını tutamamakta, bezlenmesi gerekmekte. Böyle hastalarımızın yine bu açıdan takip edilmesi önemli. Çünkü düşünün ki kirli bir bezle uzun süre kalması hastanın bası yaraları gelişmesini kolaylaştıracaktır. Bağlantıda bir sorun mu var acaba? Peki bir devam diğeri de hocam, kısıtlamalar. Buyurun. Yine düşme riski olan hastalarda kısıtlamalar gerekebilir. Yatak kenarlıkları mesela şeklinde kısıtlamalar yapılabilir. Ve son olarak da eğitim. Tüm bu bakım göstergeleri konusunda eğitim planlanması lazım. Gerek personele, gerekse de hasta yakınlarına ve bakıcılara. Evet, tabii Bülent Hocam, özellikle yatan hastaların, hastanede yatan hastaların bakımı konusunda aslında ihtiyaç olan unsurları tek tek sıraladı. Ve tabii yatağa bağımlı olan insanlarımız için en önemli risklerden bahsetti. Burada tabii düşmenin engellenmesi dedi, çünkü yataktan da düşebilir bu insanlar. Bir de tabii uzun süre yatmaya bağlı ve hareketsizliğe bağlı gelişen yatak yaralarının insanın hayatında doğurduğu riskleri vurguladı. Tabii sonra hocam dedi ki, tabii bu işlerin yapılmasında en önemli şey eğitimli personel, bir de tabii pekiştirilmiş disiplinlerin her zaman kontrollü bir şekilde zamanında bu bireylerimiz için uygulanıyor olması gerekiyor. Şimdi Hilal Hocam, tabii bugün her işin bir felsefesi var. Bugün bu palyatif bakım felsefesinde siz bir palyatif bakımcı, uzman bir kişi olarak ne var hocam? Buyurunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, her disiplinin bir felsefesi var. Ama palyatif bakım felsefesi de bizim bugünkü yaşlı sağlığı açısından da çok kıymet verdiğim bir yerde. Çünkü aslında bir yaşlının aslında ya da tüm insanların ihtiyacı olan bütüncül yaklaşım. Bütüncül yaklaşım bizim palyatif bakımın ana kemiğini oluşturuyor. Çünkü neden ki biz bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz gibi başta fiziksel semptomlar, fiziksel belirtiler olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlar kronik hastalıkları olan bir yaşlıda hayatı çekilmez hale getiriyor. Belki diyabetin tedavisini alıyor, belki işte ameliyatını oldu ama ameliyat sonrası ağrıları var. Ya da uzun süre yatağa bağımlı kaldığı için bası yaraları açıldı. Fakat bununla ilgili bir kapı arıyor ya da bir çare arıyor. Tabii ki diğer disiplinler içinde de bunlar verilebiliyor ama yoğunluk içinde bunlar çok primer hedefler olamayabiliyor. Palyatif bakım işte felsefe olarak da kişinin bütünlüğünü ve biricikliğini, benim için çok önemli, biricik olmak,
Yani o biricikliği içinde hangi ihtiyaçları varsa ve hayatını çekilmez hale getiren o kronik hastalık sürecinde çekilmez hale getiren tüm belirtileri, bulguları, sorunları kalem kalem yazarak bütüncül olarak o kişinin şifasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii ki her zaman hastalığı şifa bulamayabiliyor, biliyorsunuz bir kanser hastalığının son dönemindeki gibi. Ama o kişinin yüzünü güldürmek, evet artık bir süreçte olabilir. Ama siz beslenme aç kalmış bir yaşlının, bir palyatif bakım hastasının doymasını sağlayabilecek herhangi bir yardımcı işlem uygularsanız, işte çeşitli tüpler ya da pek gibi ya da damardan besleme de olabilir. Her zaman illaki mideden besleyemiyoruz, damardan da besliyoruz. Ama sonuçta o kişinin sorununu çözüm bulduğunuz zaman, o kişinin yüzünü güldürdüğünüz zaman işte bu palyatif bakımın bütün bir yaklaşım içinde çok kıymetli oluyor o yüz güldürmek. Hastalıklar bazen şifa bulamayabiliyor ama hastalık şifa bulamayacağı görülse ve modern tıbbın tüm imkanları kullanıldığı halde kanıta dayalı bir yaklaşım içinde dahi primer hastalık eğer tedavi edilemese dahi hastalığın belirtilerini tedavi etmenin de çok kıymetli olduğu bir süreçten bahsediyoruz palyatif bakımda. Felsefesi de bu. Aslında dediğim gibi çok farklı bir felsefe değil ama sağlık sisteminin yoğunluğu içinde ihmal edilen bazı kronik sorunların daha böyle birebir çözüldüğü ve o kişinin yüzünün güldürüldüğü bir süreçten bahsediyoruz. Yani apayrı bir şey yapmıyoruz aslında ama hedefimiz hastanın yüzünü güldürmek, hayat kalitesini artırmak yakınıyla beraber olunca çok daha fazla böyle güzel gelişmeleri yaşadığımız, mutlu olduğumuz, son günleri dahi kalmış olsa bir hastanın işte solunumunu düzelterek ya da işte ajitasyonunu, işte delirumunu düzelterek hastayı ve yakınını, çevresindeki ailesinin de endişelerini gidererek hep beraber bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Bizim palyatif bakım olarak modern tıp içindeki felsefemiz de tam olarak bu palyatif bakımcılar olarak. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Hocamız tabii palyatif bakımın felsefesini bir bütünleştirme yaklaşımı olarak açıkladı. Dedi ki aslında gerek hastanede bakımda, gerek evde bakımda, gerekse kurumsal bakımda bazı onların işleri dışında kalan bazı konular oluyor. Aslında biz onları görüp anlıyoruz. Yani bir yaşanmış büyüğüne ihtiyacı var. Biz onların hepsini görüp tamamlayıp kişiyi mutlu ve konforlu bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz dedi hocamız. Evet sevgili dostlar, şimdi küçük bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sonra güzel hayat devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz Halkbank. Evet sevgili dostlar, Güzel Hayat programındayız ve her yönüyle yaş almış büyüklerimiz için bakımın çeşitlerini yine bilim insanlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Evet Hüseyin hocam, siz bakım sektöründe özellikle kurumsal bakım tarafındasınız. Bugün gerek huzur evleri gerekse bakım evleri tarafında acaba ülkemizin durumu ne? Çünkü biz şunu biliyoruz ki bugün ülkemiz dünyanın en hızlı yaşlanan ülkeleri arasında ve ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ve bugün özellikle biz ülkemizin hep genç olduğumuzdan bahsediyoruz. Bununla övünüyoruz ama hızlı yaşlandığımızı hiç konuşmuyoruz. Evet, kurumsal bakım bu riskimiz konusunda bize ne söylüyor hocam? Buyurunuz. Sinan hocam, henüz istediğimiz noktada değiliz. Kurumsal bakım dediğimizde bir kamu tarafı var. Bir de özel bakım evleri ya da huzur evleri olarak ikiye ayırmak gerekirse, bakanlığımızın Eylül 2022 verilerine baktığımız zaman şu anda 251 tane özel, İzmir'de de 56 tane özel kuruluş bulunmakta. Evet, kamunun da buna yönelik hizmet var ve bakanlığımız çok ciddi anlamda emek vermeye çalışıyor. Ancak henüz daha istediğimiz kadar bir kurum sayısına sahip değiliz. Tabii ki
Burada sayıdan daha çok işin niteliği de önemli. Bunun için de bakanlığımız bir çalışma yaptı ve bakım evleri için kalite standartları geliştirdi. Sizlerle yaşlı sağlığı alanında çalışan birçok kişiyle konuşuyoruz. Hep yurt dışından yaşlı turizmiyle ilgili neler yapabiliriz diye, ancak bizim henüz daha kurumsal olarak sağlık turizmini gerçekleştirebileceğimiz kalitede bakım evlerinde tam olarak yakalamış durumda değiliz. O yüzden bu kalite standartlarının geliştiği yeteri kadar kurumumuz yok. Açılması için çok teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz dernek olarak öncülük yapmaya çalışıyoruz. Danışmanlık isteyen tüm kurumlara dilimizin döndüğünce, bilgimizin yettiğince danışmanlık vermeye çalışıyoruz. Ki daha çok kişi kaliteli insanların insan onuruna yakışır bir şekilde yaş aldıkları kurumlarda kalabilmesi için, bu kurumların sayısının artırılması için emek vermeye devam ediyoruz. Henüz daha yolumuz var bu konuda. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Çok açıkça söylediniz aslında. Ülkemizdeki bakım sektörü, gerek huzur evleri gerekse bakım evleri kapasite olarak ihtiyacı karşılar nitelikte değil. Bunu da ikiye ayırdınız. Hem kalite tarafında hem hizmet tarafında, hem de ben buna bir katkı sağlayayım, gerek insan kaynağı ve yapılaşma tarafında da ülkemizde tabii bakım evlerinin çok gelişmesine ihtiyaç var. Çünkü bugün bir Almanya'ya gidiyorsunuz, en büyük bakım evi zinciri 200 bakım evi var ve bu insanlar eğitimlerini, hizmetlerini, içeriklerini standartize etmişler. Bu standartın üzerine gelmiş bakım sigortası oturmuş ve insanların ve bu sektörün bakım sektörünün sürdürülmesindeki en önemli ihtiyaç olan finansman ihtiyacının karşılanmasında da modellere dönüşmüş. Ama baktığımız zaman tabii ülkemizin gündeminde şu anda yaş almış büyüklerimizin yeterince olmadığını görüyoruz. Hepimizin destekleriyle bu sektörü iyileştirmemiz lazım. Öncelikle biz büyüklerimize daha çok layık oldukları hizmeti vermeliyiz ki biz bunu ülke dışına da bir turizm alanı olarak taşıyabilelim dedi hocamız. Evet Mustafa hocam, tabii evde bakım hizmetinin kapsamında neler var? Bu evde bakım ihtiyacı olanlara nasıl ulaşılıyor? Ya da onlar ihtiyaç olduğunda size nasıl ulaşıyor? Ve sizin personellerinizin niteliği ne hocam? Buyurun. Hizmete başvuru için Alo 153 hattını ya da www.ibb.gov.tr adresini kullanabilir aileler, vatandaşlarımız. Burada hastanın iletişim bilgileriyle beraber TC'sini, adresini ve hanede yaşayan kişi sayısını alıyoruz. Bir de talep nedir? Telefonda bir triyaj yapmaya çalışıyoruz. Başvuru sonrası da en kısa sürede ekipler evde sağlık ihtiyacını değerlendirmek için ziyaret ediyor. Bu en kısa süre ortalama şu anda 2 gün. Talebi büyük ölçüde karşılayabilir vaziyetteyiz. Yalnız depremden sonra 8 Şubat'ta 50 civarında personelim ve onun üzerinde araç Hatay'a intikal etti. Orada hizmet devam ediyor. Şu ana kadar 30 bin üzerinde hastamıza hizmet verdik Hatay'da. Çadırda sağlık hizmeti veriyoruz Hatay'da artık. Evde sağlık, çadırda sağlık oldu. Fakat buradaki istihdamı arttırarak gene bu 2 günü ertesi güne döndürme gayretimiz var. Burada 7 tane yerleşkeden hareket ediyor ekiplerimiz. 4'ü Avrupa yakasında. Edirne Kapı'da, Güzeltepe'de, Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de. 3 tane de Üsküdar'da, Kartal'da, Şile'de yerleşkemiz var. Evde ekiplerin sabah işe başladı. Buradan vaka değerlendirmesi ve hasta muayenesinde görevli doktorumuz, yara bakımı, idrar sonrası çıkarımı, serum uygulamaları, enjeksiyonları, vitamin uygulamaların takibi gibi hizmetleri yapan hemşirelerimiz, engelli yatalak felçli hastalara evinde uygulanacak fizik tedavi için görevli fizyoterapistlerimiz, kişilere ve gereğinde ailelerine yaşadıkları ortamda medikal aile terapisi hizmetiyle görevli psikologlarımız, ihtiyacı olan hizmet hastalara İBB veya diğer yardım kuruluşlarından faydalanması için görevli sosyal hizmet elemanlarımız, yaşlı ve hasta bakım elemanlarımız, evdeki hastanın hijyenik ihtiyaçları, öz bakımı, banyosu, her türlü ihtiyacını karşılayan ve kendi başına hastanelerdeki randevularına ulaşımını sağlayamayacak olan insanlarımız, hastalarımızı nakil ambulansla götürmek için sağlık teknisyenleri ve teknikerlerimizle 126 araç, bunların içinde ambulanslar da var, 138 ekip,
Toplam 400'ün üzerinde çalışanımızla hizmete devam ediyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Tabii özellikle belediyelerin yaşlılarımızın evde bakımında son derece önemli roller üstlendiğini, çünkü bu Avrupa Birliği modelinde de bu rolleri tamamen belediyeler üstlenmiş aslında. Bakıldığı zaman biraz önce Mustafa Hocam dedi ki bir çağrı merkezi hattı var. Yani insanların ulaşması için bir telefon numarası, alo 153'ten bahsetti. Orada bir çağrı merkezi ekipleri var. Yani gelen çağrıları alıyorlar ve bu çağrılara göre de tabii insanların evde sağlık mı, evde bakım mı, evde destek mi, ihtiyaçları neyse bunlar planlanıyor dedi. Ve tabii yaşadığımız bu talihsiz deprem olayından sonra da çadırda aynı hizmetlerin gerçekleştirilmeye çalışıldığını deprem bölgesi içinde söylediler. Ve nakiller tabii yaş almış büyüklerimiz hastaneyle daha yakın oluyorlar. Daha çok onların ihtiyaçları oluyor. Ve bu noktada tabii bu büyüklerimizin nakilleri, ulaşmaları, getirilip götürülmeleri konusunda da belediyelerin burada büyük bir misyon üstlendiğini görebiliyoruz. Şimdi birazcık zamanımız daraldı, hızlanmamız lazım. Bülent Hocam, bugün bir yaşlı büyüğümüz kliniğinizde örneğin tedavi olduğu zaman, tedavisini gerçekleştirdiğiniz zaman bu kişinin artık taburcu olması gerektiği kanaatine vardığınızda oradan sonraki süreç nasıl işliyor? Bu kişiler, çünkü ben biliyorum ki biz bunu kendi ailemizde de yaşadık. Çok kısa süre sonra bu yaş almış büyüklerimiz tekrar hastaneye geri dönme ihtiyacı doğuyor. İşte bu süreçleri de uzatmak için acaba yakınlarına neler düşüyor? Sizin buradaki rolünüz ne? Ve bu konu neden önemli hocam? Buyurunuz. Şimdi aslında o kadar güzel söylediniz ki, yani işte hastaneye yeniden yatışın gerekmesi, işte en istenmeyen şey de bu. Yani bir tedavi zaten kolay bir şey değil. Ciddi efor sarf ediliyor, riskler alınıyor. İşte hastanede yatışın getirdiği sorunlar, hepsi bir şekilde hasta toparlanıyor, altta yatan sorun çözülüyor ve artık eve çıkıyor. Hasta yakın ister ki artık bitsin, ben düzenime döneyim. Hekim ister ki hasta iyi olsun, artık aynı sorun bir daha olmasın. İşte tam da bu konuda bunu en aza, bu riski, çünkü %100 sıfır ya mümkün değil. Çünkü bazı hastalıklar tekrarlar, takdir edersiniz. Bunu en aza indirgemenin yolu iyi planlamadır. Hem tedavi açısından hem takip açısından çok önemli. Peki ne yapmak lazım? Bir defa az önce bahsettiğim o bakım kriterleri vardı ya, hastanede yatarken işte beslenmesi, sıvı alımı, uykusu, yatak bası yaralarından riskini azaltmak, düşme riskini azaltmak ya da düşmemesini sağlamak, işte ağrısını kontrol altına tutmak gibi. Tüm bunları evde de aynı şekilde planlamak lazım. Aksi takdirde hasta hemen yeni bir komplikasyonla, yeni bir sorunla geri gelecektir. İkincisi, hastanın tedavisi tam anlamıyla bitmemiş de olabilir. Çünkü artık risk bertaraf edilmiş ama tedavi diyelim ki bir süre daha devam edecek, ayaktan da yapılabilir. Böyle bir durumda evde bunun nasıl yapılacağını çok detaylı bir biçimde hasta yakınlarına anlatmak yetmez. Yazılı olarak da epikriz dediğimiz çıktı raporlarında tarif etmek, detaylandırmak lazım. Ve bütün çözüm önerileriyle birlikte tek tek orada yazmak, hasta yakınlarını da tek tek anlatmak lazım. Bunun içerisinde tüm bunları nasıl yapacaklarının eğitimi de dahil. Örnek vereyim, hasta hastaneye yattı, beslenme sorunuyla yattı, ileri yaşta demanslı bir hasta ve sonuç itibariyle yutması bozuk olduğu için tüp takıldı. Artık bundan sonra tüple beslenecek. Ama ilelebet hastanede yatamaz ki, evinde tüple beslenmesi lazım. İşte böyle bir durumda o tüpün bakımı, oradan nasıl ürün verileceği, ne dozda verileceği, hangi sorunların çıkabileceği, bütün ihtimaller, gerektiğinde nasıl hastanedeki uzmana ulaşacağı ya da ilgililere nasıl ulaşacağı, bunların hepsinin de planlanması lazım. Artı bazen koordineli bir biçimde, işte Hakan hocamız da söyledi ne kadar geniş bir perspektifte çalıştıklarını, evde bakımda hemen irtibat kurup
Ondan sonraki işin yönetimini evde bakımda koordineli bir biçimde planlamak lazım. Yani ev planlaması, ev şartları, hatta bu da önemli. Taburculuktan önce hasta yakınlarıyla evin planlaması da yapılması lazım. Evdeki koşulların sağlanması lazım. Sonrasında peki bu takip nasıl devam edecek? Gerek evde bakımın sistematik takibi, gerekse de hastanedeki mevcut kliniğin, polikliniğinden, ayakta takip ve sağlık ünitesinden. Dolayısıyla bunlar iyi planlanmazsa maalesef hastaların yeniden hastaneye yeni sorunlarla gelmesi mümkündür, olasıdır. Bu da istemediğimiz, arzulamadığımız bir durumdur. Hocam çok teşekkür ederiz. Bülent Hocam dedi ki, bizler hekim olarak hasta yakınları ve hastalar, yani yaş almış büyüklerimiz hep dedi iyi olmayı, iyileşmeyi, mümkünse hastaneye bir daha gelmemeyi ve mutlu yaşamayı isterler. Tabii ki bizlerin yaşlanmak, yaşlı olmak, yaşlı bir birey bireyle yaşamak konusunda da dinçlenmemiz gerekiyor toplum olarak. Maalesef bu işler tabii yapılması gereken önemli sorumlulukları barındırıyor. Bu işler böyle temennilerle falan hiç olmuyor. Öğrenmek lazım. Onun için bizlerin her bir bireyin mutlaka bu süreçleri yaşayabileceğini düşünecek olursak aslında kendimize eğitmemiz gerekiyor. Yaşlanmak için, yaş almış büyüklerle mutlu yaşamak için. Bunun için yaşlanma konusunda bir okuryazarlığa ihtiyaç var. Her birey mutlaka bu süreçlerle tanışacak. Bizler de bir medya iletişimindeki rol alan bir hekim olarak ben şunu anladım ki hocamın dediklerinden bu süreçleri bizim televizyonlarda aslında daha çok anlatmamız lazım. Her yerde daha çok anlatmamız lazım. Bu bizim toplumsal bir görevimiz. Ve hocam dedi ki son olarak hastaları taburcu ederken, yaşlıları taburcu ederken hasta diyorum tabii. Hasta tarafıyla uğraşıyorlar yaşlılarımızın. Evdeki planlamalar, evdeki bireylere ya da bakım yardımı yapacak kişilere düşen roller bunların yazılı olarak kişilere verilmesi lazım. Kişiler de bunları çok dikkatle harfiyen uygulaması lazım ve hekimle de işbirliği yapması gerekir. Aksi takdirde biz büyüklerimizi kaybederiz. Onları sağlıktan mahrum bırakırız. Evet Hilal Hocam, tabii palyatif bakımı yaş almış büyüklerimiz müracaat ederken bunlar kimlerdir? Kimler yaşlı bakımına, pardon palyatif bakıma müracaat etmelidir ve sizdeki hedeflerde neler var? Lütfen çok kısaca olsun. Vaktimizi çok aştık hocam. Buyurunuz. Aslında biraz önceki sözde tam buraya gelmişti. Bizim ana hedeflerimizden birisi yoğun bakımda yatan hastalar. İşte üstlerine çeşitli cihazlar konmuş olabilir. Yardımcı solunum cihazları, işte trakeostomiler, tüpler vesaire. Ama hasta yakınları bunu nasıl yöneteceklerini evde bilemeyecekleri için bizim hedeflerimizden birisi palyatif bakım olarak yoğun bakımda koroner yoğun bakım olsun, genel yoğun bakım olsun yatmış yaşlıların daha sonra eve taburculukları için bir ön hazırlık yapmak. Bu bizim ana hedeflerimizden biri. Çünkü aile büyük bir kaosun içinde oluyor yoğun bakıma yatırdığı hasta sonrasında ve evde nasıl bakacağını bilemiyor. Biz aileyi alıyoruz, eğitim veriyoruz palyatif bakım merkezinde. Çünkü hasta yakını servislerde kalabiliyor. 24 saat kalma zorunluluğu var. Tüm damardan olan ilaçlarını oral yani ağızdan alabileceği ilaçlara çeviriyoruz. Evde konforun sağlaması için ve evde sağlıkla entegrasyonunda önemli bir basamak oluyor palyatif bakım. Ayrıca diğer tüm hastalar, işte kanser hastaları başta olmak üzere, işte felç hastaları, demans hastaları, Alzheimer hastaları başta olmak üzere tüm kronik hastalıklarla mücadele eden yaşlıların diğer belirtileri için bize başvurabileceğini de buradan söylemek istiyoruz. Sadece yoğun bakımdan çıkanlar değil. Mesela bugün bir tane beslenmesi bozuk hastayı acilden yatırdık gibi. Beslenmesi bozuk diğer hastalıkları olan hastalarımızı da beslenmesi olsun diğer belirtileri bozulduğu zaman yatırarak palyatif bakımda beslenmelerini düzeltiyoruz. Onun için başvurabilirler, acilden başvurabilirler, polikliniklerden başvurabilirler, palyatif bakım servislerini arayabilirler ya da evde sağlık da bu konuda büyük bir entegrasyon sağlıyor. Yatışı gerekiyorsa hastaneye
Fakat tedavi edici başka herhangi bir operasyonu vesaire yoksa bu belirtilerin düzeltilmesi, tedavisi için evde sağlıkta palyatif bakıma yatış için bize yardımcı oluyor. Biz de dediğim gibi yoğun bakımlardan hasta alıyoruz. Bu çeşit yaşlılar ve hastalar bizlere başvurabiliyorlar. Evet hocam, aslında şunu söylediniz. Hastane tedavisinden gerek yoğun bakım gerekse çeşitli kliniklerdeki yapılan ameliyatlar, tedaviler her neyse, buralardan hastaların eve geçişinde aslında siz bir köprü görev görüyorsunuz. Burada hem kişinin kendisini hem aileyi hazırlıyorsunuz ve ihtiyaçlarını o kişilere anlatıyorsunuz, öğretiyorsunuz. Ve bence çok önemli bir şey. Hani bütüncül yaklaşıyoruz dediniz biraz önce. Aslında bu bütünleştirme burada gerçekleşiyor. Evet Hüseyin Hocam, tabii kurumsal bakımdan bahsettik. Huzurevi ve bakım evinde. Bugün bu iki kurum çeşidinde hangi hizmet başlıklarımız var? Kısaca sizden alalım. Buyurunuz. Şöyle, kapasiteye göre değişiyor aslında. 49 kapasitenin altında ve 49'un üstünde olmasına göre ve bakım ve dinç olmasına göre değişiyor. Şöyle, yani 10 tane bakım yaşlısına bir yaşlı bakım teknikeri hizmet veriyor. Dinç olursa, yani huzurevi kısmında olursa kişi, 15 kişiye bir kişi, 3 vardiya halinde bu bakım hizmetini vermekte. Yani bunlar yaşlı bakım teknikeri dediğimiz, özellikle yaşlı bakım alanındaki birçok kişinin desteğiyle oluşmuş olan 2 yıllık bölümler. Çok da faydalanıyoruz ama henüz istediğimiz durumda değiliz. Alt alımından banyosuna tüm bakım hizmetini bu bakım teknikeri arkadaşlarımız yapıyorlar. Eğer bakım teknikeri yoksa 550 saat yaşlı bakım alanında eğitim almış kişiler bakım hizmetini veriyor. Bunun dışında hemşirelik hizmeti var. Basit serum tedavileri, antibiyoterapileri, ilaçlarının dağıtılması, yara bakım pansumanı gibi işleri hemşire arkadaşlarımız yapıyor. Eğer kurum 49 kapasitenin altında ise haftalık 10 saat hekim, eğer 49 kapasitenin üzerinde ise tam zamanlı kurumların hekim bulundurması gerekiyor. Bunun dışında fizyoterapistlerimiz var, kurumlarda fizik egzersizlerin yapılmasını sağlayan psikologlarımız var. Hem kurumda çalışanların hem kurumda misafir edilen yaşlıların psikolojik açıdan desteklenmesini sağlayan, sosyal çalışmacı dediğimiz sosyal hizmet uzmanı olarak da tabir edilen arkadaşlarımız var. Günlük aktivitelerden sorumlu, resim, müzik, boyama, kurum içi, kurum dışı sosyal aktiviteleri organize eden arkadaşlarımız bunlar. Aşçılarımız var, temizlik personellerimiz var, destek elemanlarımız var. Yani bir bütün olarak bu hizmeti kurumda verebilmemizi sağlayacak bir ekip anlayışı var. Yeni yeni sayıları artan gerontolog arkadaşlarımız var. Bunlar da yaşlıların aktivitelerinden ve orada kaliteli bir şekilde bakılmalarını sağlamak adına hizmet veren arkadaşlarımız. Bu şekilde bir bütüncül bakımı kurumsal hizmette vermeye çalışıyoruz. Evet Hüseyin Hocam dedi ki geç almış büyüklerimizin aslında bakımı öyle kolay bir iş değil. Ve büyük bir takım işi bu. Ve bu takımın da tabii ki eğitimli ve nicelikli olması, deneyimli olması son derece önemli. Burada işte bu Avrupa ülkelerindeki bakım işinin bu kadar geçmişe dayanması, işte biraz önce hocamız 1960'lı yıllarda palyatif bakımın Avrupa ülkelerinde nasıl ortaya çıktığını anlattı. Gerçekten bizim bu bakım konusunda aslında süreçlerin iyileştirilmesi için hepimizin el ele vermesi lazım. Çünkü yaş almış büyüklerimiz bize baktılar. Şimdi artık sıra bizde. Bizim hizmetlerimizle onlar mutlu bir şekilde yaşamaları gerekiyor. Çünkü bunu aslında hak ediyorlar. Hocamız biraz önce dedi ki herkes layık olduğu şekilde yaşaması lazım. Bizim de bunlara hizmet etmemiz lazım. Son olarak Mustafa Hocam, söz sizde. Tabii evde bakım sistemi nasıl denetleniyor? Ve burada hasta ve hasta yakınları için acaba mesajınız var mıdır? Buyurunuz. Teşekkür ederim Sinan Hocam. Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Planlama ve Kontrol Şefliği var. Burada görevli denetçiler tarafından hasta uygulamaları yerinde denetleniyor. Aynı zamanda hasta memnuniyetini ölçmek için yüz yüze ve telefonla da görüşmeler yapılıyor. Ben dinleyicilerimizin kafasında evde sağlık hizmetlerinin daha iyi oturması için birkaç rakam vermek istiyorum. 20 bin civarında hastaya bak hizmet verdiğimizi söyledim 2022 yılında. Bu 20 bin hastaya 211 bin 290 hizmet verilmiş.
Bunların açılımında işte doktor muayenesi, hemşirelik bakımı, tabii hemşirelik bakımı en büyük oranı, yarısından fazlasını oluşturuyor. Fizyoterapi hizmetleri yaklaşık %10'unu, doktorlu sağlık hizmetleri %6'sını, psikolojik danışmanlık hizmetleri %3'ünü, kişisel bakım, hane temizliği hizmetleri yine %7-8'ine ve nakil hizmetleri son yıllarda giderek talep artıyor. Şu anda %10'unu oluşturdu. Yani yaklaşık 20 bin hastaya 220 bine yakın hizmet verilmiş durumda. Bu şekilde izleyicilerimizin kafasında yer etmesini arzuluyorum. O yüzden rakamları verdim. Beni herhalde son sözümdür. Programa davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz tabii. Özellikle ülkemizde evde bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde belediyelerimizin önemli bir rolü var ve bu gelişime çok açık tabii. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin burada örneğini Mustafa Hocamız anlattılar bize gerçekten. Başka belediyelerimizde de bir takım hizmetler var ama bunları daha çok yaygınlaştırmalıyız, daha çok insanımızı açmalıyız. Ve burada tabii ülkemizdeki insanlarımızın bu konuda tüm ilçelerine kadar, köylerine kadar bu hizmetlerin götürülmesi için aslında bugün teknolojik bakım destek sistemlerinin hayata geçmesi lazım. Teknolojinin daha çok kullanılması lazım burada. Çünkü bu teknoloji üzerinden, bakın teknoloji üzerinden televizyon yayını yapıyoruz şu an. Yani hepimiz evlerimizdeyiz, hocamız Hırvatistan'da yakaladık. Ne yaptık? Mesafeleri kaldırdık. İşte bizim de mesafeleri kaldıracak, insanların erişiminin kısıtlılığını ortadan kaldıracak teknolojiyi mutlaka kullanmamız lazım. Son olarak ben de şu katkıyı sağlayayım. Tabii ülkemizdeki bakım sektöründe çalışan insanları, biraz önce hocamız Hüseyin Hocam dedi ki yaşlı bakım teknikeri, yaşlı bakım elemanı gibi bu konuda eğitilmiş insan kaynağımız var. Ama biz bir insan kaynağını yeterince kullanmıyoruz. İşte etraftaki ülkelerden ülkemize gelen soğan toplamış, çiftçilik yapmış bir takım insanlara getiriyoruz. Annemizi, babamızı biz teslim ediyoruz. Ben şunu söyleyeyim, lütfen ailelerinizi, büyüklerinizi, çocuklarınızı eğitimli insanlara teslim edin. Bu insan kaynağı ülkemizde var. Lütfen bu cahil insanlara biz hiçbir büyüğümüzü teslim etmek istemiyoruz. Edeceksek de bu insanları nitelikli hale getirelim, öyle edelim diyerek sözü tamamlıyorum. Bugün tabii konu çok büyük. Yaş almış büyüklerimizin bakımını konuştuk. Lütfen yaş almış büyüklerimize hizmet edelim. Çünkü onlar buna layıklar. Biz burada konuşuyorsak onların emekleriyle burada öğrendik. Bir takım sıfatlar edindik. Onun için fazlasıyla hak ediyorlar. Hepinizden beklediğimiz bu. Bugünkü konuklarım Profesör Doktor Bülent Saka, Doçent Doktor Hilal Özkaya, Doçent Doktor Hüseyin Can, Uzman Doktor Mustafa Hakan Yılmaz Türk hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizin gibi insanlarımız ülkemizde artsın, yaş almış büyüklerimiz daha çok layık oldukları hizmetlerle buluşsun diyerek sözümü tamamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet sevgili dostlar, bu hafta da geldik Güzel Hayat programının sonuna. Haftaya yine yeni bir konuyla, yine bilim insanlarıyla karşınızda olacağız. Hepiniz sağlıkla, huzurla, güzel kalın. Hoşça kalın. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra...